Martı sesi gerçek. Aynen. Evet, evde martı besliyorum. Ve yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sonra onları döner yapıyorum. Çürümüş mantı döneri olarak satıyorum. Cuma günü gerçekleşen olayla alakalı birkaç şey söylemek için bu videoyu çekiyorum. Ne olmuş Şu an Halil'e? Davalık olduğum malum şahısla alakalı birkaç açıklama yapacağım. Olayı bilenler zaten biliyor. Bilmeyenler için niye tekrar... Susun be martılar! ...canlı yayında da söylemiştim. Bu arkadaş beni aradı ve bir içerik çekmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Çekmek istediği, yani içeriği çekmek istediği yer bir boks ringi. Ben de zannettim ki hani o boks ringinde eğlenceli bir içerik çekeceğiz, bir kurgu yapacağız, güzel bir video çekeceğiz diye kendisinin yanına gittim. Salı gecesini çarşambaya bağlayan gece bana attığı konuda işte gittim, baktım bayağı boks ringi. Videonun başında zaten... Gece boks ringine çağırmış Halil. Halil de gitmiş mi oraya? Gecenin köründe. Tek başına. Bunun antrenman görüntülerini falan da görmüşsünüzdür. Kendisinin bayağı bir bilendiğini gördüm. Bir anlam ifade de... Yani bir anlam... Rain Man mi? Yükleyemedim dedim. Niye Rain böyle bir telif atmış? Şaşırdım orada bir zaten. Benim orada amacım tamamen onun kanalına konuk oldum. Onunla beraber eğlenceli bir içerik çekeceğim. Çünkü o da eğlenceli bir içerik. Yani o da diğer videoları da eğlenceli olduğu için böyle bir video çekeceğiz diye düşündüm. Sonrasında videoya başladık. Hatta benim antrenman görüntülerim de şey var. Yani ne kadar eğlenceli bir içerik istediğimi oradan anlamışsınızdır. Çay içiyorum yani. Elimde pembe bir tabii çay içiyorsun. Çay içiyorum ve diyorum ki işte benim antrenmanım bu. Sonra bulunduğumuz yer zaten bir boks ringi. Abi adam bu espriyi yaparken o kadar rahat ki. Eğlenceli bir içerim var. Çay içiyorum. Elimde pembe bir eldiven var. İşte benim de antrenmanım bu. Benim tarzım bu. Çıktık oraya, içerik çekmeye başladık. Kendisi, ben önce uyardım zaten bunu. Bak dedim, eğlenceli bir içerik olsun. Burada bir kurgu yapalım. Yani öyle sert vurmalar falan olmasın ki boyum 1.63 zaten. Ne kadar boks yapabilirim siz düşünün. Neyse, olmuş sonra videoya başladık. İlk önce tabii ben yine eğlenceli olarak başladım. Güzel güzel hani espriler ya Paul Williams demiş ki duyuruya niye reklam koyarsın ki? Duyurudan bile para kazanma hırsı nedir ya? Şimdi şöyle bir şey var. Burada YouTuber'ların safını tutmak zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü şimdi artık YouTube'dan para kazanmak çok zorlaştı. Yani bir 5-6 ay öncesine göre hiç kazanamıyorsun abi. O yüzden çok normal. Ya bu adamların çoğu zaten hiçbir gelir sadece izlenmelerden hiç para kazanamıyor. O yüzden normal yani. Yapıyorum. Hatta yumruk atarken işte diyorum bu kafalar için, daha önce sponsorlu için, Burak içerikten. Güngör için diye espriler yapıyorum. Ben yani benim öyle yapmama rağmen... Şu YouTube'la para kazanma olayına böyle takanlara uyuz oluyorum abi. Onu da söylemek istiyorum. Yani YouTube'da iyi bir content üretiyorsan para kazanma hakkın da var. Sonuçta orada zamanını ayırıyorsun, video çekiyorsun yani. Sen YouTube kanalı açsan sanki ömrün boyunca para kazanma özelliğini kapalı tutacaksın. Tutacaksın. Haluk'a dönüştüm yine. Sen YouTube kanalı açacaksın da ömrün boyunca para kazanma özelliğini kapalı tutacaksın Zero. Ana. Yani o yüzden hani çok saçma geliyor. Hani sonuçta bu bir gelir kapısıydı. Televizyonun yerine geçebilecek bir platformdu. Fakat böyle olmadı. Çünkü televizyondakiler fark etti YouTube'un önüne geçeceğini ve YouTube içerik üreticilerini dışlamaya başladılar. Şimdi diyeceksiniz ki bu adamlar ne içerik üretiyor? O ayrı bir konu. Ya da sen ne içerik üretiyorsun da para kazanmaya geliyorsun. O bambaşka konu. Ona hiç girmeyin. Arkadaş baya gerçekten yumruk atmaya başladı. Yani önce bir burnuma yumruk yedim orada. Orada videoyu kestim zaten. Yani söyledim dedim ki ya sokarım videosuna böyle bir video olmaz dedim. Yani ben buraya gelmişim, sana konuk olmuşum. Niye bu kadar sert bir şekilde davranıyorsun? Niye bu kadar sert bir şekilde vuruyorsun dedim. Zarfa getirmiş. Neyse hani araya arkadaşlarımız da girdi. İşte hani böyle olmasın, eğlenceli olsun, daha böyle bir şakalı komik bir video olsun diye. Kendileri de uyardı zaten. Benim arkadaşlarım da uyardı. Sonra işi biraz daha eğlenceye döktük. Espriler, şakalar. Ama ilerleyen dakikalarda yine bu arkadaş... Oğlum olay da çok güzel anlatıyor. İzliyorum bu arada da. Kusura bakmayın yani.
bayağı sürükleyici bir öykü olmuş. Kafamda şu an böyle benim o anlattığım creepypastalar gibi canlandırıyorum yani. İşte Halil geliyor böyle. Boks eldivenlerini giyiyorlar Fight Club gibi. Rain Man bakıyor böyle. Bir anda Halil'e gülüyor. Ha bir şey olmayacak ya falan. Video çekeceğiz abi, video çekeceğiz falan diyor. Halil de oradan Allah seni alsın yo diyor böyle falan. Sonra bir anda Halil sonra bir anda Rayman gelip Halil'e bam diye vuruyor. Ya tabii ki kötü bir şey bu olan da. Şimdi kafamda canlan iyi anlattığı için kafamda böyle canlanıyor, onu demek istiyorum. Sertçe vurmaya başladı. İşte yüzüme vuruyor, karnıma vuruyor, bacağıma vuruyor. Ama vurmuş bayağı çünkü. Çok şaşırdım. Ya yine kestim orada, yine tepki gösterdim. Yani yine dedim ki bak böyle bir video olmaz, saçmalıyorsun. Ben buraya gelmişim ve yaptığın olayı bir türlü anlayamadım. Kendisine de defalarca söyledim zaten bunu. Sonrasında abi direkt gitsene, niye devam ediyorsun bitişinde çekim zaten, yapmaya? Hani görmüşsünüzdür ben kırarım yine diye bağırıyor. Ne olursa olsun orada kendisine sarılıyorum ediyorum. Hani olayı yine yumuşatmaya çalışan taraftayım. Öyle videoyu bitirdik. Aynen, arada osuruk efektleri geliyor. Sonra videonun kurgusunu yaparken zaten beni aramadı. Beni... Ya Kreabab adamı dövmüş. Yani tamam, birinin kötü film yapması dayak yemesine okey oluyorsa olmamalı yani, öyle bir şey yok. Adamı video çekeceğiz diye gelmiş, dövmüş. Türk herif eline sağlık diyorsun burada gelmiş ya. Hani adam salonun 120 gününü çekmiş olsa okey diyeceğim de. Herif Pier Paolo Pasolini değil yani, hadi söyletmez. Aradığı tek şey küfürleri sansürleyeyim mi diye aradı. Ben de evet küfürleri sansürle, ben kanalda küfür etmek istemiyorum. Zaten benim kanalımda da küfür etmiyorum dedim. Şimdi o küfürler zaten benim gerçek tepkilerim. Yani ben orada kurgu olarak küfür etmiyorum ya da isteyerek küfür etmiyorum. Gerçekten bana vurduğu için Murat ben Şendur de ya. Karşıya reaksiyon veriyorum ve gerçekten küfür ediyorum. Onların da duyulmasını istemedim zaten. Ya o gerginliklerin görünmesi... Evet tamam. Filmi beğenmeyip dövmüş olabilir. İstemedim. Bu kurguyu yani tamamen baştan sona yaparken beni arayıp da işte şuraları koyalım, şuraları şey yapmayalım diye zaten bana sormadı. Kendi başına böyle bir kurgu yaptı. Video yaklaşık 17 dakika, 18 dakikalık bir video. Cuma günü oldu, videoyu yayınladı. Bir baktım, yani ben orada öyle bir konumdayım ki, Ahmet. Öyle bir beni aciz duruma düşürmüş ve savunmasız bir duruma düşürmüş ki. Var mı o video? Video var mı? Neydi videonun ismi? Bir de ben yorumlayacağım. Allah seni yumruklasın. Ya prim videolarınıza sıçayım ya. Onu söyletmez, Rayman'a dava açıyor. Rayman'ın videosu neden kalktı? Hayır söyletmesi dövdü mü? Soru işareti ünlem. Ya bak böcek gibi şunlar var ya, şu başlıklar böcek yani. Yani amacın kavgaysa, o arkadaşın amacı kavgaysa videoyu yayınlandığı gün ve saat. Bu arada gerçek de olmayabilir. Çok şaşırdım. Onu arayıp böyle bir şey söyledi. Yani kaldırmazsan telif atacak dedi. M10at, teşekkür ediyorum dostum. Desteğin için teşekkürler, adamsın. Ben asla böyle telif atmaktan yana değilim. Öyle ben de asla derdim. Telif atmam yo. Hani canlıdan atmıyor. Bir... O videoyu koyma, yani o M'ye gitmedim. Anlamadım, adam üzülmüş gibi gözüküyor yani, fake olamaz galiba. Kim ulan bu? Kasım 2017'de Türk... Niye Elo ulana şey koymuş?